Öteden beri Pazarcık, Narlı, Kürt Alevi coğrafyası demografik yapısını değiştirmeye yönelik devletin uzun vadeli, uzun süre öncesine dayanan bir çalışması var. Bakın Narlı Ovası birinci sınıf tarım arazisi olmasına rağmen buranın hemen yanı başına Türkiye'nin en büyük iki çimento fabrikası yapıldı. Yine Maraş'ın çöpünün buraya taşınması gündeme geldi. Ve yine şu anda Çiğli Köyü'nün hemen alt tarafında birinci sınıf tarım arazisinin üzerine Maraş Organize Sanayi Bölgesi yapılma çalışması var. Ve burada geçmişten kalan bir acılı durum var. Burada Maraş olayları, Pazarcık olayları yaşanmış. İnsanlar korkutulmaya, ürkütülmeye çalışıyor. Bizim önerimiz, bizim çalışmamız insanların olduğu yerlerde kalması. Yani bu insanların kendi topraklarını, kendi ana yurtlarını terk etmemeleri. Fakat son dönemde gördüğümüz bir diğer şey, iktidar ısrarla burada çadır kenti yukarı Pazarcık dediğimiz bölgeye yapmak istiyor. Ve bu aşağı Pazarcık'ta yaşayan Kürt Alevi nüfus oraya gitmek istemiyor. Bu da yurt dışına toprakları terk etme talebini arttırıyor. Dolayısıyla hükümetin uzun süre yapmak istediği buradaki demografik yapının bozulmasına şu anda deprem bir araç olarak kullanılmak isteniyor. Biz insanlar nerede yaşamak istiyorsa, konteyner kente ihtiyaç varsa devlet orada konteyner kent yapmalı. Yoksa insanları yerinden yurdundan edecek bir konteyner kent yapımı sürecini doğru bulmuyoruz. Şimdi konteyner kentin yukarı Pazarcık'a bir konteyner kent yapılabilir ama aşağıda Kürt Alevi nüfusunun yaşayacağı, kendi alanında yaşayacağı bir konteyner kent yapılmalı. Bakın insanların özellikle yurt dışına gitmesi özendiriliyor. Öteden beri şu anda insanlar zaten çok az burada Kürt Alevi nüfusu kalmış. Bunun da değiştirilmesi, buradaki insanların kendi topraklarını terk etmesi için deprem araçlar diye çağrıda bulunmak istiyorum.